Merhaba dostum, selam. Bugün seni bilinmeyen bir dünyanın kapılarını aralamaya davet ediyorum. Gündelik yaşamımızda çoğunlukla fiziksel dünyanın kurallarına göre hareket ederiz. Ancak bu kuralların ötesinde gözle görülmeyen, hissedilemeyen, ancak varlığına inanılan bir evren daha var. Bu evren, okült fiziğin ve metafiziğin gizemli alanlarıyla dolu. Okült fizik, doğanın ve evrenin sırlarını keşfetmeye çalışan, görünmeyen enerjileri, varlıkları ve güçleri anlamaya yönelik bir alandır. Modern fiziğin sınırlarını aşarak seni astral düzlemden eterik enerjiye, ruh rehberlerinden melekler ve doğa ruhlarına kadar geniş bir yelpazede bilinmeyenin büyüsüne adeta davet eder. Bu yolculukta görünmeyen enerjilerin ve varlıkların dünyasına adım atacağız, kadim bilgilerin ve modern araştırmaların kesiştiği noktada okült fizik ile bilim arasındaki ilişkileri keşfedeceğiz. Görselleştirme, niyet ve irade gücü, meditasyon gibi pratik bilincin gücünü nasıl ortaya çıkardığını öğreneceğiz ve bu pratiklerin yaşamımızda nasıl dönüştürücü etkiler de yaratabileceğini de görmüş olacağız. Ayrıca cinler, melekler, doğa ruhları ve yüksek boyutlu varlıklar gibi görünmeyen varlıklarla nasıl güvenli ve etkili bir şekilde iletişim kurulabileceğini ve onların rehberliğinden nasıl faydalanabileceğini de keşfedeceğiz. Bu rehberlik, ruhsal gelişim yolculuğunda sana yeni ufuklar açabilir, evrenin daha derin sırlarını anlamanda da yardımcı olabilir. Unutma, bu yolculuk sadece bilgi değil, aynı zamanda içsel bir keşif yolculuğu olacak. Evrenin ve kendi bilincinin derinliklerine dair yeni perspektifler kazanacağına, doğanın ve ruhsal enerjilerinin sırlarını daha yakından tanıyacağına inanıyorum. Her bir keşif seni daha geniş bir anlayışa ve daha derin bir bilince doğru taşıyacak. Şimdi cesaretini topla ve bilinmeyenin büyüsüne benimle birlikte adım at. Çünkü evrenin gizemleri, onları keşfetmeye hazır olanlar için her zaman bir sır perdesinin ardında bekler. Okült fizik ve görünmeyen evren, gizemli bir yolculuğa hazır mısın? Eğer hazırsan, seni bu mistik ve büyüleyici yolculuğa hikaye şeklinde bir anlatımla davet etmek istiyorum. O zaman haydi video başlasın. Öncelikle sana birazcık konudan bahsedip ondan sonra sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi, okült fizik nedir diye merak ediyorsun, değil mi? Bu gizemli disiplin, doğanın ve evrenin gizli yasalarını keşfetmeye çalışan bir alandır. Modern fiziğin ötesine geçer, metafiziksel varlıklar, ruhsal enerjiler ve bilinmeyen boyutlar üzerine yoğunlaşır. Antik Mısır'ın büyüleri, Tibet'in spiritüel pratikleri ve Batı okültizminin simya çalışmaları bu alanın temel taşlarındandır. Okült fizik, enerjinin sadece maddi dünyada değil, aynı zamanda daha yüksek frekanslarda ve boyutlarda da var olduğunu savunur. Eterik enerjiyi mesela örneğini verecek olursak, fiziksel bedenimizi çevreleyen ve ruhsal sağlığımızı etkileyen bir enerji alanıdır deriz. Bu enerjiyi antik Çin'in Qi enerjisi veya Hinduizminin pranası olarak karşımıza da çıkabilir. Görünmeyen varlıkların varlığını kabul eden bu okült fizik alanı, ruhlar, melekler, cinler veya daha yüksek bilinç düzeyine sahip varlıklar ile iletişim kurmayı amaçlar. Bu varlıklarla iletişim kurmak için çeşitli ritüeller ve meditasyon teknikleri kullanılır. Bu görünmeyen evren, farklı enerji frekanslarına ve varlık düzeylerine sahip katmanlardan oluşur. Bir nevi hiyerarşi de var bu varlıklar ve alemler arasında. Mesela astral düzlem vardır, eterik düzlem vardır ve mental düzlem vardır. Bu katmanları kısaca bir göz attığımızda da mesela astral düzleme düşlerin öte diyarı da diyebiliriz. Çünkü astral düzlem fiziksel dünyanın ötesinde genellikle rüya dünyası, meditasyon dünyası ve astral seyahatle de ilişkilendirilen bir bilinç seviyesidir. Burada zaman ve mekan fiziksel dünyadakinden epeyce bir farklı işler. Astral seyahat sırasında fiziksel bedenini geride bırakarak astral bedeninle farklı yerleri ve zamanları ziyaret edebilirsin.
Rüyalarımız da genellikle astral düzlemde deneyimlenir ve bilinçli olarak kontrol edebildiğimiz rüyaları da burada gerçekleşir. Enerjinin şifa merkezi namı diğer eterik düzleme geçtiğimiz zaman, yani ikinci durağımıza geçtiğimizde de eterik düzlem ise fiziksel dünyanın hemen ötesinde yer alır ve fiziksel bedenle doğrudan da bağlantılıdır. Eterik bedenin, fiziksel bedenin enerji kalıbıdır ve çakralar aracılığıyla enerjiyi dağıtır desek yanlış olmaz. Eterik düzlemdeki enerji akışını düzenlemek, fiziksel ve ruhsal sağlığı da iyileştirir çünkü. Reiki çalışmaları olsun, pranik şifa gibi yöntemler olsun, bu eterik beden üzerindeki enerji akışını düzenlemeyi amaçlar. Ve son durağımız, son merkezimiz. Zihnin gücünün açığa çıktığı, yaratıcı olduğumuz mental düzlem. Mental düzleme baktığımızda da düşüncelerin, inançların ve zihinsel faaliyetlerin gerçekleştiği bir bilinç düzeyidir diyebiliriz. Burada zihin gücü ve düşünceler fiziksel dünyayı şekillendirme potansiyeline de sahiptir. Olumlamalar ve görselleştirme gibi zihinsel pratikler bu düzlemdeki enerjiyi kullanarak fiziksel dünyayı da etkileyebilir. Bilinçaltının keşfi ve dönüşümü ise bu mental düzlemde önemli bir çalışmadır. Görünmeyen varlıklarla iletişim kurma, okült fizik ve metafizik çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Melekler, rehber ruhlar ve doğal ruhları gibi varlıklarla iletişim kurmak, meditasyon, otomatik yazı dediğimiz yazı, ritüeller ve şamanik yolcular aracılığıyla ancak mümkün olur. Ve baktığımızda da bu meditasyon sırasında içsel rehberliği kabul etmek, otomatik yazı ile gelen mesajları yazıya dökmek ve belirli ritüellerle enerji alanı yaratmak bu varlıklarla iletişim kurmanın yollarından sadece birkaçıdır. Okült fiziğe göre bilincin madde üzerinde büyük bir etkisi vardır. Düşüncelerimiz ve inançlarımız fiziksel gerçekleştirmeye şekillendirme gücüne de sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Güçlü bir niyet ve irade ile enerjiyi odaklayarak belirli sonuçlar yaratılabilir. Görselleştirme ve olumlamalar bu yaratıcı süreçleri hızlandırır ve enerjiyi belirli bir amaca da yönlendirebilir. Gecenin karanlığında, yıldızların altında, doğanın fısıltıları eşliğinde ilerlerken bu büyülü yolculuğa artık çıkmak üzeresin. Görünmeyen varlıkların rehberliğiyle dolu bir dünya seni bekliyor. Meleklerin, ruh rehberlerinin ve doğa ruhlarının enerjisiyle sarılmış olarak bu gece evrenin gizemli kapılarını aralayarak ve bilinmeyen dünyaların sırlarını keşfedeceksin. Hazır mısın? O zaman hikaye başlasın. Gecenin karanlığına adım attığında yıldızların göz kırptığı bir gökyüzü seni selamlıyor. Hava serin ve etraf sessiz. Her adımında doğanın fısıltılarını duyuyorsun. Gözlerini açıyorsun ve kendini bir ormanda buluyorsun. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken büyülü bir dünyanın kapılarının sana açılmak üzere olduğunu hissediyorsun. Bu gece görünmeyen varlıkların gizemli dünyasına adım atmaya hazırsın. Birden ince bir ışık hüzmesi gözlerinin önünde beliriyor. Bu ışık adeta seni bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Işığın kaynağına doğru ilerledikçe çevrendeki enerji değişmeye başladığını hissediyorsun. Kalbin hızla atıyor, nefesin derinleşiyor ve işte orada karşında beliren bir figür, bir melek. Saf ışık ve sevgi dolu bir varlık, kanatları ışıldıyor adeta. Melek sana gülümsüyor ve içine derin bir huzur kaplıyor. Bu varlık koruyucu ve rehber bir enerjiyi temsil ediyor. Baş melek Mikail'in koruyucu enerjisini hissediyorsun. Cesaret ve güven dolu bir his o sırada tüm bedenini sarıyor. Melek kaybolduğunda etrafında hafif bir sis beliriyor ve sesin içinden farklı bir figür çıkıyor. Bu figür ise bir ruh rehberiydi. Belki de geçmiş yaşamlarından birinde tanıdığın bir ruh
ya da yüksek bir bilinç seviyesine ulaşmış bir varlık da olabilir. Sana bilgelik dolu gözlerle bakıyor ve içsel yolculuğa çıkmanı teşvik ediyor. Bu rehber sana yaşamındaki önemli kararlar için yol gösteriyor ve kalbinin sesini dinlemene de yardımcı oluyor. Onunla kurduğun bu özel bağ, ruhsal yolculuğunda önemli bir destekçin de oluyor. Bir süre sonra, ormanın derinliklerinden gelen hafif bir rüzgar eşliğinde farklı bir enerji hissetmeye başlıyorsun. Bu kez karşına beliren varlık, doğanın enerjisiyle dolu bir elemental varlık, bir gnom. Toprağın derinliklerinden yükselen bu küçük varlık, toprak elementinin enerjisini taşıyordu. Toprağın kokusunu hissediyorsun. Doğanın maddi zenginliklerini ve gücünü temsil ediyordu. Gnom, doğanın döngülerine, sabrını ve dayanıklılığını hatırlatıyordu sana. Rüzgar, biraz daha sert esmeye başladığında gözlerinin önünde bir silif beliriyor. Hava elementinin ruhu olan bu varlık hafif ve zarif hareketleriyle rüzgarın enerjisini taşıyordu. Silif, özgürlüğün, düşüncelerin ve iletişimin sembolüydü çünkü. Onunla birlikte düşüncelerinin ne kadar da güçlü olduğunu ve özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu kavruyorsun. Her bir fısıltısı zihnindeki engelleri kaldırmana yardımcı oluyordu. Biraz daha ilerliyorsun ve biraz daha ilerlediğinde karşına başka bir varlık belirir. Ateş elementinin ruhu olan bir salamander. Ateşin tutkusunu ve ilhamını taşıyan bu varlık seni yaratıcı bir enerjiyle sarıyordu. İçindeki ateşi canlandırıyor, tutkularını alevlendiriyor ve sana arınmanın, dönüşümün gücünü hatırlatıyordu. Bu gece boyunca karşılaştığın her bir varlık sana evrenin ve bilinç düzeylerinin ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor adeta. Görünmeyen varlıkların rehberliği, koruması ve enerjisiyle dolup taştın. Onların dünyası senin dünyana dokundu ve sana unutulmaz bir deneyim sunmaya başladı. Geri dönüş yolculuğuna başlarken içinde taşıdığın bu enerji ve bilgiyle hayatına yeni bir bakış açısı kazandırmanın zamanı geldi artık. Bu gece gördüğün ve hissettiğin her şey ama her şey sana evrenin gizemli kapılarını araladı artık. Ve sen bu kapılardan geçmeye hazırsın. Şunu biliyorsun artık, görünmeyen varlıklar her zaman seninle. Seni koruyor, rehberlik ediyor ve destekliyordu. Bu büyülü yolculuk sadece bir başlangıçtı. Karşına çıkan yeni bir kapıdan geçmeye hazır mısın? Görünmeyen varlıkların büyülü dünyasında bir kapı daha karşına çıktı. Bu ağacın etrafında öyle güzel renkler dans ediyor ki, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor gibi bir sürü renk ahenkle dans ediyordu. Bir anda o ağacın kabuğunda bilinmezliğe doğru açılan bir kapı belirir. Ve anlaşılıyor ki senin bu yolculukta göstermiş olduğun sabır ve merak duygun bu ağacı etkilemiş olsa gerek. Çünkü seni evrenin derinliklerine doğru bir yolculuğa daha davet ediyor. Peki dostum, sen bu ağacın kabuğundan geçmeye... Ya kardeşim, bari cümlem bitseydi. Ama neyse, demek ki istiyorsun ki daha ben cümlemi bile bitirmeden girdin ağacın kabuğunda. O zaman yıldızlar arası macera yolcusu kalmasın. Aa, o da ne? Neredeyiz biz? Bir saniye. Bu bildiğin uzay gemisi. Ağacın kabuğundan uzay gemisine geçmek ne? Hem de seninmiş. Aha, çok güzel. Bir sürü alanı, bir sürü araştırma ekipmanı falan. Ben çok beğendim ya senin uzay gemini. İsmi de güzelmiş bu arada. Infinity Star, sonsuzluk yıldızı. Ay, aynen öyle ya. Eğer zaten benimle birlikte bu yolculuğa çıktıysan, evrende bilgiyle, bilinciyle parlayan sonsuz bir yıldızın güzelliği senin üzerinde var demek. Infinity Star, sonsuzluk yıldızı, sessizce ilerliyor.
bir yıldızların arasından geçerken her bir yıldızın bir hikayesi olduğunu hissediyorsun. Işık yılı uzaklıklardaki yıldızlar, gezegenler ve nebulalar her biri evrenin muazzam çeşitliliğini ve güzelliğini temsil ediyor. Uzay geminin penceresinden baktığında kozmik danslarını görebiliyorsun. Yıldızlar arası toz bulutları, yıldızların ışıltılı doğumları, uzayın derinliklerindeki gizemli gezegenler. Her biri birer şaheser. Infinity Star sonsuzluğun içinde yol alırken birden gözlerinin önünde beliren başka bir uzay gemisi dikkatini çekiyor. Bu gemi sadece teknolojik bir yapı değil, aynı zamanda farklı bir boyutun kapılarını aralayan bir portal gibi. İçindeki varlıkların teknolojisi ve bilgisi seni büyülüyor. Onlar da senin gibi evrenin sırlarını araştıran, keşif yapan bir varlık olduğunu düşün. Uzay gemisi yanından geçtiğinde bir başka ilginç fenomenle karşılaşıyorsun. Zaman ve uzayın büküldüğü bir kara delik. Bu evrenin en gizemli oluşumlarından biri bu arada dostum. Kara delik zamanın ve uzayın sınırlarını zorluyor ama evrenin dengesini de sağlayan bir unsur oluyor. Onun çekim gücü seni de öyle bir etkisi altına alıyor ki ve bu olağanüstü fenomenin derinliklerinde kaybolup gitmeyi düşünüyorsun. Ancak yolculuğun bu kadar derin ve gizemli olması sadece fiziksel olaylardan ibaret de değil. Evrenin derinliklerinde seni anlamlandıramayacağın farklı yaşam formları ve varlıklar da bulunabilir. Belki de uzay geminle karşılaşacağın bir diğer varlık sana evrenin, yaşamın ne kadar çeşitli olabileceğini de gösterecek. Sonsuzluk Yıldızı isimli gemi başka bir yıldız sistemine doğru yol alırken dışarıya çıkıp yıldızların arasında süzülmeyi bir an olsun düşünüyorsun. Bu deneyim sadece bilim kurgu filmlerinden okuduğun ya da izlediğin sahnelerle sınırlı değil. Gerçeklik hayal gücünün sınırlarını zorluyor ve sen evrenin içinde bir nokta olduğunu hatırlıyorsun. Yıldızların arası bu macera sadece evrenin fiziksel yapısını keşfetmekle kalmıyor. Aynı zamanda senin içsel yolculuğuna dair bir ayna görevi de görüyor. Evrenin derinliklerindeki gizemleri keşfederken kendi varlığın ve insanlığın evrendeki yerini de anlamlandırmaya başlıyorsun. Bu uzay gemin sonsuzlukta yolculuğunu sürdürüyor ve senin gözlerindeki o güzel ışıltı, keşiflerin ve maceraların sonsuz potansiyelini yansıtıyor. Bir anda içinde daha fazla bilgiye ulaşma arzusu ve keşfetme duygun patlıyor. Ve o sırada uzay gemin hızla yeni bir yıldız sistemi içine doğru ilerliyor, senin duygularını sanki hissediyormuşçasına. Bu sistemin içinde seni birçok sürpriz bekliyor olabilir. Yıldızların ve gezegenlerin dansını izlemeye hazır mısın? Evet, tabii ki diyerek direksiyon konsolunu tam hız içeri doğru bastırıyorsun. Ya biraz yavaş kardeşim, bu ne hız böyle? Neyse, yıldız sistemine girdiğinde ilk dikkatini çeken şey güneşin etrafında dolanan gezegenler oluyor. Bazıları büyük ve gaz devleri gibi görünüyor. Ve bunlara diğerlerine baktığında ise diğerleri ise küçük ve kayalık yüzeylere sahip olduğunu görüyorsun. Her bir gezegen kendi hikayesini, kendi ışığını veya kendi potansiyelini taşıyordu. Belki de bu sistemin en dikkat çekici özelliği yörüngesinde dönen bir yaşam gezegeni olabilirdi. Burada farklı ekosistemler, muhteşem manzaralar ve belki de bu gezegenin yerlileriyle karşılaşabileceğin bir dünya da seni bekliyor olabilir. İnsanlık için yeni bir keşif, bilim için yeni bir ilham kaynağıydı burası. Yıldız sistemi içindeki her bir gök cisminin evrenin karmaşıklığını ve güzelliğini affettiğini düşünüyorsun o sırada. Burada uzayın derinliklerindeki sırları çözmeye çalışmak, evrenin sonsuz potansiyelini anlamak sadece bir bilim insanının değil, bir keşif gezgininin de görevi. Ancak uzayın bu yıldız sistemindeki keşiflerin
sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da bir yolculuğa dönüşüyor. Uzay gemin Infinity Star bu sistemle ilerledikçe sen de evrenin büyüsüne kapılıp gidiyorsun. Belki de burada evrenin ve yaşamın daha derin anlamlarını da o sırada kavramaya başlıyorsun. Uzay gemin yeni bir yıldız sistemi içinde ilerlerken, belki de bu sistemdeki yıldızlardan birinin etrafında dönen bir gezegenin keşfini yapıyorsun. Bu gezegen, bilim insanlarını ve araştırmacıları büyülemiş olabilir. Belki de burası yeni teknolojilerin ve bilgilerin kaynağı olabilir. Uzay gemi bu keşif yolculuğunu sürdürürken, belki de evrenin en büyük gizemlerinden birini keşfetmeye bir adım daha yaklaştığını hissediyorsun. Belki de bu keşif, insanlığın geleceği ve evrenle olan ilişkisi üzerine yeni perspektifler sunacaktır. Bu yeni yıldız sistemi keşfi sadece bir bilim gezisi değil, aynı zamanda bir keşif ve öğrenme yolculuğu olarak da nitelendirilebilir. Evrenin derinliklerindeki bu yolculuk sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da bir dönüşüm geçiriyor. Uzay gemin yeni bir yıldız sistemi keşfiyle yoluna devam ederken, senin için hala keşfedilmemiş birçok şeyin olduğunu da artık biliyorsun. Ve sonunda uzay gemin bu dikkatini çeken bir gezegenin atmosferine giriyor ve yüzeyini keşfetmek için sabırsızlıkla can atıyorsun. Infinity Star'ın kalkanları seni korurken etrafında dans eden ışık varlıkları olduğunu ve sayılarının atmosferin her birinden geçerken sayılarının arttığını görüyorsun. Her biri farklı renklerde parlayan ve karmaşık desenler oluşturan enerji formları olduğunu bir anda dikkatini çekiyor. Turuncu tonlarından maviye, yeşile ve hatta mora kadar uzanan renk skalasında parıldayan bu varlıklar etraflarında titreşimler yayarak hem gözlerin hem de geminin algılama sistemi için büyüleyici bir manzara şölenini sunuyordu. Gemideki bizim dışımızda olan araştırma ekibi bu enerji varlıkların hareketlerini ve yaydıkları frekansları kaydetmeye başla. Veriler her bir varlığın kendine özgü bir titreşim imzasına sahip olduğunu ve bu imzaların varlıklar arası iletişim ve etkileşim için kullanıldığını gösterir. Bazı varlıklar ışık hüzmesi şeklinde yayılan bilgi ve duygusal mesajlarla iletişim kurarken, diğerleri karmaşık geometrik desenlerle anlam taşıyan bilgiler aktarır. Araştırma ekibi bu varlıkların dilini çözmeye çalışırken, uzay gemisi yavaşça gezegenin atmosferine girer. Dışarıda mistik ormanların derinliklerinde ve kristal dağların zirvelerinde daha karmaşık ve belki de daha derin anlamlar barındıran varlıkların olabileceğini düşünürler. Bir süre sonra gemi atmosferin kalın tabakalarını delerek yavaşça yere inmeye başlar. İniş sırasında geminin kalkanları güçlü bir enerji dalgalanmalarına karşı hassas bir denge sağlar. Dışarıdaki varlıklar gemiye yaklaşırken daha yakından incelenebilecekleri ve doğrudan etkileşim kurabilecekleri bir mesafeye gelir artık. Yani artık yakınımızdalar. Uzay gemisiyle iletişim kuran bu enerji varlıkları, insanların algısının ötesinde bir bilgelik ve evrensel bir anlayış da sunuyordu bize. Her biri kendine özgü bir titreşimle size karşılık verir ve gemiye doğru yaklaştığını düşün. Bu varlıkların enerji dalgaları geminin kalkanları tarafından süzülür ve bilim ekibi için incelemeye hazır hale gelir. Gemi yere indiğinde kapılar açılır ve ekibin bir kısmı dışarı adımını atar. Enerji varlıkları onları çevreleyen mistik ormanın içinden, kristal göllerin yanından ve dağların zirvelerinden gelerek meraklı bir şekilde bize yaklaşırlar. İletişim şimdi daha doğrudan ve derin bir hal alır. Ekip, varlıklarla nasıl iletişim kurulacaklarını anlamaya çalışırken, varlıklar tarafından
ışık frekanslar aracılığıyla iletilen bilgileri dikkatlice kaydediyordu. Bu gezegenin enerji varlıkları, evrenin derinliklerindeki bilgeliklere ve evrensel dengeleri anlamada insanlara rehberlik ediyordu çünkü. Bilim ekibi bu deneyimden çok şey öğrenir ve insan bilincinin sınırlarını aşmanın önemini bir kez daha keşfeder. Enerji varlıklarıyla olan bu etkileşim sadece bilimsel bir keşif değildi. Aynı zamanda ruhsal ve evrensel bir deneyimdir. Sonunda uzay gemisi tekrar yüksek atmosfere doğru yükselir ve gezegenin sınırlarını aşar. Araştırma ekibi ise gemiye döndüğünde getirdikleri verileri ve deneyimleri artık incelemeye başlar. Enerji varlıklarıyla olan bu iletişim insanlık için yeni bir dönüm noktası olabilir ve evrenin anlamını derinleştirmek için de yeni bir kapı da açabilirdi. Kim bilir? Sonunda uzay gemisi tekrar yükselmeye başladığında gözlerini yavaşça açarsın. Bir düş gördüğün o kadar açık hale gelir ki, rüya boyunca yaşadığın deneyimleri ve duyguları hatırlamakta zorluk çekersin. Ama rüyanın etkileri uzun süre devam eder. Gece gökyüzüne bakarken yıldızlar arasında dolaşan gördüğün o enerji varlıklarının izlerini arıyorsun. Ve rüyadaki yaptığın manevi yolculuğun derinliklerine dalıp gidiyorsun. Belki de bu rüya evrenin gizemleri açısından onlar hakkında yeni bir bakış açısı kazanmana ve içsel yolculuğunda ilerlemene yardımcı olacak bir geliş biletidir. Bunu bilemeyiz. Umarım sana anlatmak istediğim konuyu anlatıp derin bir yolculuğa çıkarabilmişimdir dost. Rüyadan uyandığında hala o rüyanda yaptığın yolculuk hala aklındaysa ve anlatabildiysen, seni kendinden uzaya kadar olan bu yolculukta yanına iyi bir seyahat arkadaşı olabilmişsem eğer, buna çok memnun olmuşumdur. Ben Zaman Kaçkın Onur. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere.